GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ilk iş gününde piyasaları incelediğimizde karşımıza oldukça zayıf bir veri akışının çıktığını söyleyebiliriz. Bunun karşılığında piyasaların özellikle cuma gününe ilişkin gelişmelerle birlikte yön arayışında olduğunda söylemekte fayda var. Cuma günü Çin Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte küresel toparlanmaya ilişkin bu önlemle pozitif bir algının oluştuğunu görmüştük piyasalarda ve bununla ilgili Bugün yapılan açılışlarda, borsa açılışlarında da bu pozitif etkinin devamlılık sağladığını gördük. Avrupa ve Asya piyasalarına bakacak olursak, burada olumlu seyrin borsa endekslerine yansıdığını söyleyebiliriz. Diğer yandan Avrupa piyasalarına bakacak olursak, burada Genel anlamda yükselişlerin e, hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz ve Euro üzerinde de değer kazanımının gün içerisinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunda e, Alman ifo Endeksinin beklentilerin tersine yükselmesinin de destek olduğunu en azından bu tutumun Euro'nun güçlü tutumunu desteklediğini ifade edebiliriz. Diğer önemli gelişme ise fiyatlamalarda Dolar Endeksinin 4.5 yılın zirvesine tırmanmasıydı. Doların birçok para birimi karşısında güç kazandığı süreçte biraz önce söylediğimiz gibi güçlü olan para biriminin dolar karşısında şu an için euro olduğunu görmekteyiz. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise burada cuma günü S&P açıklamaları bekleniyordu. Bunun gerçekleşmesi sonrasında hafta sonu. Daha sonrasında bugünkü fiyatlamalara baktığımızda Çin'den ziyade burada S&P'nin açıklamalarının etkili olduğunu söyleyebiliriz burada kredi notu BB artıda e, tutulurken aynı zamanda görünümde negatifte de bırakılmıştı. Bu karar sonrasında şu an için negatif bir seyirin etkili olduğunu 83 binin hemen altında fiyatlamaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Türk lirasında da zayıflama mevcut. Burada dolar ve eurodaki güçlü tutumunda etkili olduğunu ifade edebiliriz. 2.23 seviyesinde dolar Türk lirası hareketlerini sürdürürken 2.77 seviyesinin hemen altında şu an için euro Türk lirasının seyrettiğini görüyoruz. Küresel piyasalarda zayıf bir veri takvimi karşımıza çıkıyor. Gün ortasına kadarki süreçle ilgili önemli başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.